Selam, ben Adal. Geçen günlerde YouTube'da dolaşıyordum ve bir tane içerik gördüm ve Z yanmıştı ve su altında nefes alabiliyordu ama karada alamıyordu. Sonra bu datapack'i biz ayarladık ve yayında oynadık. 20.00'da Twitch'te linkler aşağıda mevcut, siz de gelebilirsiniz. Çünkü bugün gardiyanların olduğu yere gidiyoruz. Yaptığımız bu datapack'i üyeler topluluk sekmesinden indirebilirler. Hadi bakalım, iyi seyirler. Bugün hardcore açmamışız ama. Hardcore açması o kadar da zor değil. Bunu kaşıyacakken burnuma soktum. Biz bir balığız aynen. Bugün tatlı, güzel bir neyiz biz? Deniz kızıyız. Tatlış bir deniz kızı. Olmaz mı? Sevmez misiniz deniz kızlarını abi? Aynen. Bugün çakma Minecraft oynuyoruz. Adım da zaten şey. Tebe basamıyorum değil mi? Sahte Doğukan Adal. Oha! Şaka yapıyorsun abi. Gardiyanların olduğu yerdeyim. Dışarı çıkamayacağım. Ben artık balık adamım abi. Aquaman düşünebilirsiniz beni. Yapacağım tek şey dipsiz karanlıklara inmek. Hayır! Lan istemiyorum. Ben de balığım kardeşim. Bunlar gerçi öne gelen balığı da öldürüyor. Bunlar şehrin kekosu. Ne bakıyorsun kardeşim? Neyse şunların yanından falan geçelim. Şu atmosfere bak yalnız. Efsane duruyor. Üf. Ama benim maden kazmam lazım. Doğru, ben neden geldim ki? Benim ağaç kazmam lazım. Sanki suyun altında ağaç var kardeşim. Saksıyı kullan biraz. Tabii varsa. Arada çalışmıyor gençler. 2-3 vurmanız gerekiyor. Ben bunları şey yapabilirim. Pişirebilirim. Bunlar da yemek kaynağım olabilir. Üf, mis gibi yemek kaynağım olacak. Yunuslarımız da var burada. Çete savaşı var abi. Bak normalde öldürseler hiçbir şekilde... Bu arada saçımı düzelteceğim cidden. Daha fazla dayanamadım o saça. Hani normal bir şekilde tamam. Olabilir. Doğal yaşam ama böyle olunca hiç hoş olmuyor. Ben de artık ailenin bir parçasıyım. Balıklara bak, küçük balıklar. Uf, efsane. Ben de deniz kızıyım. Tatlı bir deniz kızı. Şöyle kendime şey yapayım da. Yunuslama yüzmek miydi? Yunuslama yüzmek nedir abi? Neyle mi yüzerdiniz böyle yaptığınızda? Bir şeyle mi yüzerdiniz ama? Böyle kendinizi bir deniz kızı gibi yapar yüzerdiniz. Deniz kızılama yüzmek herhalde. Neyse. Biz bir ağaç keselim de aşağı inip maden falan kazabilirim. Balıklama yüzmek. Doğru, balıklama yüzmek. Deniz kızı, yunuslama falan. Ağaç nerede görebilirim? Ağaç orada. Ama tabii ki fazla yüzemiyoruz. Karada nefes alamıyorum gençler. Madenci yorgunluğumuz var. Hiçbir şey kazamayız ki biz. Şu an baya burada kaldık. 3 dakikamızı geçirmemiz lazım. Yedin sen onu. Afiyet bal şeker olsun dostum. Cidden yiyor musun onu? Kafa atıyorsun sanırım. Aynen, kafa atıyormuş. Dostum sen de daha sık oyun oynayabiliriz, gel. Oğlum benimle oyun oynasalar çok tatlı olmazlar mı? Şunlara bak. Abi ip atıp böyle örümcek adam otobüse ip atıyor, sonra beraber gidiyorlar ya, onun gibi. Ben de ip atacağım, o beni gezdirecek. Dostluk be. Balıklama yüzüyorduk. Ondan sonra başka bir şey diyecektim ya. Unuttuktan sonra annem her zaman şey der. Doğukan o kadar da önemli değilmiş. Hepsi Melih'in suçu. Döveyim mi arkadaşlar? Şu an bakıyorum ona. Zaten kaçak izliyor falan diye. Ben de kaçak oynuyorum arkadaşlar. Sahte Doğukan'a dal, şuna bak. Tamam. Ağaç keseceğiz. Bekliyoruz. Hala 30 saniye mi geçmiş anca? Abi zaman çok yavaş geçiyor. Kusacağım, içimden bir şey çıkmaya çalışıyor. Okyanus korkun olabilir. Okyanustan ben de korkarım cidden. Normal denizde falan bile yüzerken etrafta şey oluyorsunuz. Ulan bacağımı ne kapacak vesaire diye. Sende yok. Birçok kişi de var. Hatta benim direkt arkadaşım Moby Dick'in bir tane trailer var abi. Trailerini izleyememişti korkudan. Deniz korkusundan dolayı. Bildiğin Moby Dick trailer'ı izlemiyorsun. Filmin trailer'ı abi. Denizden, okyanustan o kadar korkuyorsun. Neyse artık ağaç kesebiliyoruz gençler. Kaslı kuvvetli kollarımızla beraber. Ama kaç tane de... çok... Tamam, sadece bir blok kırabilecek kadar nefes alabiliyormuşum. Şöyle bir tane daha kır abi. Suda kır, aynen. Elastik adam değil mi? Kolun böyle uzansın. Yaparız kardeşim, aynen. Bu arada Moby Dick'i ben de seviyordum da. Sonra Moby Dick olunca böyle hani o dik. Dedim ulan nasıl isimler bunlar? Çocuk kitabı. Düşünsenize, en sevdiğiniz çocuk kitabı ama böyle Moby Dick diye. Yabancıların Dick'le alakalı takıntısı. Mesela Batman'in yardımcısı Dick Garrison abi. Neden Dick diye bir isim koyarsın ki? Bu arada. Kaplumbağa kaskı yaparsan su üstünde mi nefes alırsın şimdi? İnan hiç bilmiyorum. Mantıklı soru lan bu. Hatırladım. Tamam hatırladım. Abi küçükken bir tane kitap vardı. R'leri söyleyemeyen balık diye. Kitapta da böyle balık R'leri söylüyordu. Saçma salak. Çok garip şekilde. Ben R'leri söyleyemiyorum diye R'leri söylüyordu balık. Saçım çok garip. Bugün cidden saçım garip. Bım bım. Suyun altında mangal, aynen. Şey yapıyorum. Aquaman kendi diyarlarını da böyle yapıyor abi. Böyle mangalı falan yerliyor. Böyle suyun altında zaten kavga etme sahneleri. Ben Aquaman'ı izlemedim ama yani suyun altında nasıl yapacaksın? Böyle yumruk böyle geliyor suyun altında. Adama dokunuyor böyle, adam böyle oluyor. O balıklara baksana, şu balıklara. Oğlum ben balık değilmişim ki göreyim bunları.
Oğlum bu kardeşlerimi kesiyorum şu an. Aynı yola baş koyduğumuz kardeşlerimi kesiyorum şu an. Üzgünüm gençler. Bende biraz yamyamlık var da. Şunlara bak, cidden balık varmış. Ben böyle iki gıdım nefes aldığım için, akciğerim minnacık olduğu için arkadaşlar, girip hemen çıkıyordum. Bu kadar balık olduğumu ben nereden bileyim? Tatlı. Bir meşale yapacak olsak, suyun altında yanan meşale yapacağız abi. Onu bekliyorum ben birazcık da. Sadece batık bulmamız lazım. Hop, mis gibi. Kaybolma laneti vesaire. O kömürümüz de var. Şunları aldıktan sonra sıkıntı yok. Tamam, o sandığı da alabilirsem. Oo, double sandık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hayır. Yüz. Tamam. Çok iyi. Misler gibi. Oğlum çok yakındalar yalnız. Ben yeni bir türüm. Adal balığı. İnsanımsı bir şey. Bu arada biyolojide 12. sınıfa geldiğinizde mi söyleniyordu bu? Bilmiyorum ama insanlık nasıl oluştu sizce? Bazı kişilerin inanışları... Abi ben yine... Ay buraya geldim bir de. Hayır. Boku yedim. Vurduğumda çok fena götürüyorlar. Yunus kardeşim, anlaşmalı mısın bu böbrek mafyaları? Organ mafyalarıyla beni nereye çekti? İşte önümde şu an balık adam olarak zorlu bir mücadele var abi. Native'de lavda mı yüzeceksin? Altın elmanın altının altını böyle bir sürü elmalar yaparım. Lavda yüzerek giderim böyle. Düşünsene 5 dakikam var. Hemen 5 dakikada lavda yüzerek gitmen lazım. Ondan sonra Blaze Farm'ı bulman lazım. Blaze'i öldürmen lazım. Aldığın rodları birleştirip de işte end'e gitmen lazım. Bir dakika lan. Şerit madenciliği yapabiliriz aslında. Oo, mineshaft. Oğlum ben ne kadar ballı bir insanım lan. Her seride mineshaft falan buluyorum. Şarkı açıp kaçayım lan. O sırık sesli. Tamam, bu benim su kaynağım olur. Şuradan kazayım. Benim... Oh shit. Düşünsenize bu suyu yanlışlıkla alıyorum. Ondan sonra bam, geberip gidiyorum arada. Salın beni ya. Suyu kapattım. Su. Mis gibi. Su. Canım suyum. Al işte. Abi şu şey beni deli ediyor. Tamam abi. Şuraya şöyle yapacağım artık. Dur. Sakin ol Okan. Okan sakin ol. Aslında böyle de yapılmaz ki bu. Bak şöyle bir delik açacağız abi. O delikten suyumuz akacak. Burası bizim otlanma bölgemiz. Hayır. Abi. Hayır. Koş. Şurada otlan. Azıcık otlan. Abi bir dakika ya. O kadar fazla rekabetçi oyun oynamışım ki. Minecraft'ta bile şöyleyim bak. Bir tane kadın yayıncı vardı. Bir saat boyunca yayın yapıyordu ve şey diyordu ondan sonra. Ben size boşuna mı yayın yaptım? Bana bağış atın. Kimse abone de olmadı diyordu. Çok linç yemişti ama. Size boşuna mı yayın yapıyoruz lan? Bağış atın. Burada çalışıyorum. Diyordu böyle. Oh! Lan emekli oluyorum abi. Emekliyim ben. Vallahi emekliyim ben. That was close, aynen. Can çok hızlı gidiyor, aynen. Ağzına sıçan bir efekt koymuş. Nefesin giderken ne olur? Böyle olursun değil mi? Falan olursun böyle, nefes almaya çalışırsın. Biz böyleyiz. Bir yandan biri dövüyor. Tak diye vuruyor bana. Lan nefes alamıyorum zaten ya. Sal beni. Tekme tokat doluyorlar, aynı efekte geliyor. Çok saçma cidden. Ben de bir şey dememiştim. Ya yani görmüştüm de sonra dedim aman salla, ne anlamı var ki. Hadi 3 blok sonra elmas. Bazen umuyorum ya cidden böyle tutacak diye. Mesela bazen herkes yapar. Zil şimdi çalacak. 3, 2, 1 falan gibisinden. Sonra zil çalmaz. Sonra bir daha 3, 2, 1 yine çalmaz. Ve 3, 2, 1 dersin. İki de çalar falan böyle. Sonra dersin ki işte biliyordum da bir saniyeyle kaçırdım. Kardeşim 100.000. deneyişinde 2'yi tutturdun lan. Bu benim bu arada. Siz de olabilirsiniz. Laf atmıyorum kimseye. Çiğ morina, seni de pişirelim abi. Kalbini mi kırdım? Affedin. Nasıl, neydi ki? Abi ben bu yurtta çalıyor bunlar, biliyor musunuz? Söylemeye şey yapmıyorum böyle salak saçma. Sürekli yemeğe gidiyorsun, aynı şarkı. Böyle beynini yıkayacak gibi yemeğe iniyorsun, tekrar aynı şarkı. Yemeğe iniyorsun, aynı şarkı. Böyle geçenlerde çok sevdiğim Türkçe bir şarkı çıktı. Ve böyleyim. Oha çok güzel şarkı bir şey dedim. 3 saniye sonra şarkıyı değiştirdiler. Lan yeter artık, her boktan çıkıyorsun. Yırtık dondan çıkar gibi çıkıyor. Aynen. Yırtık dondan hep lapis çıkar. Oh, yırtık dondan lapis, sihirli kelime herhalde. Suyun altında fırını yakmak, bunu geçtik biz ya cidden. Normal karşılıyorum şu an, dün biraz garipti de. Onun dışında suyun altında balık da tutacağız. O kadar Sünger Bob izlemiş adamız, yani fırının yanması mı şey olacak? Suyun içinde ateş yakıyorlardı adamlar. Kamp ateşinde ısınıyorlardı Sünger Bob'da, suyun içinde. Ve yanıyordu yani. Cidden bir dakika, görseli bulacağım. Yani şimdi suyun altında kamp ateşinde... Oha bir dakika, suyun altında ekstra olarak...
Bir de sahil var abi. Daha garibini göremezsiniz işte. Su altında sahil, kamp ateşi, misler gibi, arkadaş ortamı. Sonra diyorsunuz Doğukan fırın yanıyor. Tabii ki yanacak lan. Bu fırın en azından kapalı 3-5. Ah of be, çok iyi değil mi lan cidden? Ama ben şu an böyleyim abi. Mideyi bozduğum için içten içe böyleyim. Orada ilk villager'lar eklendiğinde abi, ilk köylüler geldiğinde pat. Aklınıza ilk gelen canlı buydu değil mi Squidward? Direkt olarak burnu aklınıza geliyordu. O koskoca burnu kim unutabilir ki abi? Tamam. Riskli. Abi çok riskli aslında. Ben ne yaptım? Abi çok riskli. Abi hayır. Tamam. Abi, ben neden böyle bir şey yaptım ki? Ya kaktüste öleceğim ya başka bir şeyde öleceğim. Abi lütfen eve kadar gidebilir miyim? Lütfen. Lütfen. En azından böyle şey yapıyorum. Zombilerin 3-5 gelmesini engelliyorum. Abi bir kaktüs daha. Beklediğimden daha uzak geliyor bu şu an. O mis gibi hava var ya. Ben balığım ve balık çölde yaşıyor böyle. Yani çölde yüzen, yürüyen bir balık düşünün. Saçma salak. Canımı da Lan! Bizim bundan sonraki yemeğimiz samanlar. Bunları o kadar fazla alacağız ki deliler gibi ekmek. Tam hatta aldığım hasarlar bile çok önemli gelmeyebilir. Server IP'sine abone olduğunda otomatik olarak ulaşabilirsin. Bir de şöyle bir action yapayım. Asla ölmeyecekmişim gibi. Balık evcilleştir değil mi? Balıklar zaten böyle parçalıyor seni. Hala bu arada izlediğim bir filmi bulamıyorum da. O filmi acaba nasıl, ne zaman, nerede bulacağım onu merak ediyorum. Televizyonda veriyorlardı sürekli. Yaratık diyeceğim, o da yaratık olarak çevrilmesi. Alien öyle çevirmişlerdi ha. Oha. Nasıl ya, of, atmosfere bak abi, misler gibi. Az önce iki tane balık önüme geçti. Hayır diye. Mızrak yediler abi benim için. İşte böyleleri de var abi. Oğlum direkt yalnız abi, tam olarak şu demirci benim için. Doğukan demirci istiyor dediler. Pat diye koydular. Metalci dersiniz ya, metal mi dinliyorsun falan diye. Bir çocuk zamanında 8. sınıftayken demirci demişti. Biri metallimsi şeyler giyiyor diye. Aa dostum. Ölme gel. Lan hayır. Ölme. Lan böyle bir şey olmaması lazımdı. Gençler ölmeyin. Kardeşin ölüyor. Tamam, yaşıyor. Hatta oha, mis gibi olacak. Dur. Yeni mekanımız lan burası. Burada yaşayacağım ben. Biri demişti ki içini suyla doldur. Mis gibi ortam değil mi? O zaman bu köyü araştırırız. Öbür bölümde direkt olarak su tapınağı buluruz. Misler gibi oraya doğru yol alırız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun, öbür videoları kaçırmayın, beğenin. Yani destek olun, bunları benden zaten çok daha iyi biliyorsunuz. Ama en önemlisi güzel yorumlarınızı bekliyorum. YouTube'da cidden ben içeriğimi yaparım ve yorumlara bakmam değil. Yorumlara çok fazla vakit ayıramıyorum yazmak konusunda ama inceliyorum. Bazen çok mutlu oluyorum, bazen kalbim kırılıyor ama olsun da. Buradan elma suyelerimden Guptala Gameplay, Özer Kavak Dibi, Deniz Gökdeniz, Kise Sama, Türk İş Oyun Zengini, Ali Pek Koç, Alp Kemal Çağlar, Gosiyu, Loverkulov, Ahmet Vuelenix, Miraç Mengucek, Jeto, Efe MH, Baklavalı Çörek, Kurbalas, Mert Ali Gökmen, Çaycı Gamers, Small Uncle, Harakiri, Kuverka, Frozen Kale, Eren Özet, İksalli, Can Ulusal 46, Ayberk, Tuğberk Şenoyer, Bilgisiz Oyuncu, Katarina Evolve, F7X, Ali Seray Çıldır, YouTube Yalnız Oyuncu, Gaming Home, Lamkrin, Dotça, Onion Mile, Doruk Oturgan, Ahmet Çakır, Nazmi Eren, Unknownix, Galoş TV, NPX Aitra, Yusmet, Alibra 2000, Kardeşmen, Efe Taşkıran, Emre Ertuğrul, Ali Oynuyor, Armağan Elma, Makosar, Alondark, Arda Muço, Suyotova, Jodo Live, Levye Bey, Sıfır, Kemal Arda Erdoğan. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Aynı anda demir üyelerimden Erip Nerzofiş, Zepesiz, Erip Nervosij, Pink, Doğukan Çiçek, Duna Aydoğan, Salgın, İsmail Yeşilyurt, Görkem Ab, Famex, Nokoter 23, Çağan Hipken Arslan, Kemal Ege Ersoy, Eyüp Sinan, Hen AMV, Voxy, Erdem Küçük, Muzlu Pasta, Mert Abes, Nightmare, Oyun Zamanı, Onur Berkay Yan Yıldız, Can Önder, Speed, Deku, Osman Malkoç, Saytar, Doğulu İhtiyar, Ulaşka, Yiğit Sivritepe, Toslu Kaşar, Destron, Oyun Katili, Bilinmeyenen, Kayra Aydın, Panikiken, Vlod, Utku Özcan, Berke Sayan, SG King of Sucuks, Yasin Arslan, Ege Uysal, Keti Teri, Bartu Bora, Japonca Olmayan Ares ve Heş. Destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. O zaman başka güzel, kaliteli, güzel bir içerikle karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşürüz.